Merhabalar, bir geldim gittim. Tam geldim şimdi. Şimdi bu bayram belli oldu ki bu Afgan göçmenler meselesini uzun uzadıya konuşacağız. Yani Türkiye'nin Afganistan'a gitme planı, Kabil'deki havalimanını güvenliğini sağlama planı. Yani bir şekilde Afganistan'a girmek, orada kalmak istiyor Türkiye. Öte yandan da Taliban'dan kaçan Afgan göçmenlerin Türkiye'ye gelmesi. Ya geçen gün şöyle bir şey söyledim, dedim ki içinde bulunduğumuz yüzyılın aslında en büyük meselesi bu düzensiz göçmenler meselesi. Yani biz Türkiye için bir yandan Avrupa'ya bir tampon şeklinde duruyoruz. Bu Türkiye'nin de kendi siyasi tercihi, anlaşılan Avrupa'nın da tercihi. Türkiye için büyük bir sorun, İtalya için büyük bir sorun, Kuzey Avrupa ülkeleri için büyük bir sorun. Şimdi böyle bir meseleyle karşı karşıyayız. Şimdi Afganistan'da da Amerika'nın çekilmesi ve Taliban'ın güç kazanmasıyla beraber dengeler değişiyor ve Taliban'dan kaçanlar var. Hani ben de geçen gün şöyle bir şey söyledim, ya istesek de istemesek de beğensek de beğenmesek de bu insanlar Taliban'dan kaçıyorlar. Gerekirse ya Türkiye'ye gelecekler yani. Hani gerçek bu. Buna sevinseniz de böyle, üzülseniz de böyle. Çok ilginç bir şey var bizde. Biz hep meselelere, Türkiye toplumu çok duygusal yaklaşıyoruz ve böyle hani istiyoruz ki mesela ben burada çıksam Afgan göçmenler Allah belalarını versin, vay bunlar bilmem ne diye çok alkışlayacak insanlar. Yani bu bir şey çözmüyor ki arkadaşlar. Yani bir durumu önce ne olduğunu anlayalım da, değil mi? Ona göre bir değerlendirme yapalım. Bir şey illa övmek ya da yermek zorunda değiliz. Ne olduğunu anlamamız lazım önce. Şimdi bir güç değişimi var. Taliban'ın yeniden Afganistan'ı ele geçirmesi meselesi var. Türkiye'de bu meselenin tam göbeğinde. Zabinullah Mücahit Afganistan'ın Taliban'ın işte en başındaki isim diye biliniyor. Geçen gün İstiklal Gazetesi'nden Turan Kışlakçı'ya konuştuğu haberi vardı. Turan Kışlakçı'ya şunu dediği söyleniyordu Zabinullah Mücahit'in. Türkiye bize Suriyeli muhalif gruplara davrandığı gibi davranamaz. Hani biz böyle Türkiye'den parayı alıp da efendim söyleyeyim orada böyle bir hani Türkiye'nin böyle bir askeri durumuna düşmeyiz ifadelerini kullandığı söyleniyordu. Sonra Zabinullah Mücahit Arabi 21 web sitesine konuşmuş bu sefer de diyor ki ben diyor Turan Kışlakçı'ya röportaj falan vermedim, İstiklal Gazetesi'ne konuşmadım. O Turan Kışlakçı diyor internetteki haberleri derlemiş, röportaj verdim gibi yapmış, röportaj vermedim diyor. Ve diyor ki biz hani Türkiye'nin bir NATO gücü olarak buradaydı, buna karşıydık. Türkiye'nin bize askerini istemiyoruz. Türkiye bize asker göndermesin, bize mühendis göndersin. Böyle bir ifade kullanmış Zabinullah Mücahit. Türkiye'den asker değil de mühendis istiyoruz diyor. Mühendis değil de şey yollayabiliriz, müteahhit. Zabinullah Bey. Yani zaten muhtemelen plan bu herhalde. Beş büyüklerin yani, değil mi? Ne olabilir? Türkiye işte Afganistan'da olacak, havaalanı güvenliği falan filan. Sonra da işte ne diyecek? İşte bizim beş büyükler gitsin Afganistan'da köprü yapsın, yol yapsın falan, TOKİ yapsın falan. Hikaye budur herhalde muhtemelen, yani iktidarın kafasının kenarındaki şey de budur. Mesele budur. Bu kadar mülteciye harcanan parayla binlerce üniversiteye hazırlanan insana yardım yapılabilirdi demiş Fantom. Haklısınız, yalnız bu konuda iktidar yalan söylüyor. Ben bunu açık açık söyleyeyim. Mesela Avrupa bize hiç para yollamıyor, biz kendimiz falan diyorlar. Yalan. Yani bayağı milyon milyon euroları alıyorlar Avrupa'dan. Bunlar da açık kaynaklarda var. Hatta şimdi daha fazla para için anlaşmaya vardılar Avrupa Birliği ile. Mesela işte böyle efendim bu Suriyeliler yardım alıyor. Ne ayda 1200 lira mı ne yardım alıyorlar ya, onu Türkiye vermiyor. Yalan söylüyorlar, onu Avrupa Birliği veriyor. Yani açık kaynaklarda da mevcut bu açıkçası. Onun için hani o yardımlar böyle sanıldığı gibi işte Türkiye açtığı hazinesini falan öyle bir yardım yok. Zaten Türkiye'nin Suriyeli mültecileri kapısını açması da politikti yani. Hani böyle çok insani sever, Allah'ım hastasıyız biz Suriyelilerin, çok insancılız diye lanse edildi ama değil. Orada şöyle bir strateji güdüldü. Esad'ın insan gücünü tamamıyla devşirmeyi, yani Esad'ın savaşacak adamı kalmasın, nüfusu kalmasın, meşruiyetini böyle yitirsin politikası güttü Türkiye. Açıkçası onun için de Suriyeli mültecileri kabul etmişti. Böyle bir Suriyeli mülteci akını olmuştu ve Türkiye kapıları açmıştı. Yani hani gerçekçi olmak gerekirse gerçekçi konuşalım. Yani romantik değil. Her neyse, şimdi Afganistan meselesine dönecek olursak şu Zabinullah Mücahit bize diyor mühendis gönderin, asker göndermeyin diyor. Müteahhit göndereceğiz Zabinullah Bey. Dayanın, geliyor. Bizim beş büyükler yolda. Az önce de Erdoğan Kıbrıs'a gitmeden önce konuştu. Dedi ki Taliban'ın dediklerinde Türkiye'yi istemiyoruz ibaresi yok dedi. Herhalde anlaşılan burada Taliban'la konuşulacak, anlaşılacak bir şey yapılacak falan. Yapılacak da şimdi Afganlar toplu halde kaçıyorlar.
Çünkü Taliban hani bir yanıyla hem işte aşırı İslamcı bir yapılanma, bir yanıyla da Peştun yapılanması, yani bir etnik mesele de var. Onun için Özbek Afganlar, farklı etnik kökenlerden Afganlar ya da Dari konuşan Afganlar Türkiye'ye kaçıyorlar, İran'a kaçıyorlar. Günlerdir bu Afganların kaçışını aslında en başından beri belgeleyen bir gazeteci arkadaşımız Ruşen Takva ile konuşacağım. Ruşen Takva, merhabalar. Ben sizin en son paylaşmış olduğunuz tweetleri de şöyle göstereyim. Sizin Twitter hesabınızda tek tek işte hani gelen Afganlar gruplar halinde paylaşıyorsunuz, anlatıyorsunuz. Fakat sizin bu paylaştıklarınıza İçişleri Bakanlığı'ndan bir yalanlama da geldi. Dedi ki İçişleri Bakanlığı, ya işte böyle toplu halde gelen Afganlar yok deniyor. Var mı yok mu? Evet, hiç, merhaba Nevşin, iyi yayınlar öncelikle. Yani biz o görüntüleri ilk yayınladıktan birkaç gün sonra, ya aslında şuradan başlamak lazım. Ben 1,5-2 aydır gelen göçmenlerin Türkiye sınırından Van'a giriş yaptığına dair yerel kaynaklardan, kaçakçı kameralarından bir şekilde onların giriş yaptığına dair paylaşımlar yapıyordum zaman zaman. O görüntülerle ilgili zaten bakanlık herhangi bir yalanlamaya gitmedi ki, ta ki son bu yalanlamayı yapacak görüntüye kadar. O görüntü de İran sınırı, İran-Van arasında 4 kilometre kalan sınırda çekilmiş bir görüntüydü. Yani 1500'e yakın Afgan, çoğunluğu Afgan olan göçmenlerin Türkiye sınırına doğru yürüdüğü ve Türkiye sınırına da 4 kilometre kala olarak çekilmiş bir görüntüydü. Evet. Bunu çarptırdılar. Yani sadece onu alıp, işte zaten biliyorsunuz Türkiye'de değil dediler. Doğru, Türkiye'de değil ama Türkiye 4 kilometre kalmıştı. Yani 1500 Afgan da herhalde Türkiye sınırındaki güvenliklere bir bakalım, bir görüp gidelim diye de yürümemişti 4 kilometre kadar kadar. Dolayısıyla alıp bunu Tacikistan, Afganistan veyahut da İran, Afganistan, hatta Afganistan, Özbek sınırından çekilmiş görüntülerdir dedi ve provokatör ilan etti beni. Fakat o gece ben o yalanlamanın olduğu gece ben o 4 kilometre kadar gelmiş olan mültecilerin gireceği Van köyündeydim ve zaten sabaha karşı gelen o mültecilerin birçoğunu da görüntüleyip sosyal medya hesabından durumun öyle olmadığını anlattım. Hı hı. Şimdi ne zamandır var Ruşen Takva bu Afganların gelişi? Şimdi 1,5-2 yıldır süre giden bir süreç aslında. Van sınırını sadece Afganlar kullanmıyorlar. Pakistanlılar, Bangladeşliler, idam cezasından kaçan İranlılar, siyasiler, hatta Güney Kürdistan'dan, Irak'tan, Suriye'den, Mısır'dan, Nijerya'dan gelen kadın gördüm ben. 1,5-2 yıldır zaten devam eden bir göçtü. Bu yaz aylarında da artan bir göç. Yani zaten şu an kamuoyunda bazen öyle açıklamalar yapılıyor. Bu rutini devam ettiren bir göç. Fakat değil. Bu Taliban'la birlikte Afgan sayısının artarak, özellikle de artık Afgan göçmenlerin sayısının artarak devam ettiği 1-1,5 aylık bir dönem. Yani var olan sayıya bir aydır şu Taliban'ın oradaki hakimiyet alanını genişletmesi, Amerika ve NATO'nun askeri güçlerini çekme açıklaması ve oradaki Taliban'ın gençleri silah altına almakla tehdit etmesinden doğru başlayan bir aylık, 20 günlük bir süreç. Niye 20 gün? Çünkü nasıl yürüyorlar bu kadar? Nasıl bu kadar? Kaç kilometre yürüyorlar? 2200 kilometre yürüyorlar Nevşin. Tabii bu 2200 kilometrenin hepsini elbette yaya olarak yürümüyorlar. Çünkü girdikleri ülkelerde, transit olarak kullandıkları ülkelerde anlaştıkları kaçakçılarla beraber, nitekim nasıl Türkiye'de biz geçen günlerde bir video göründü. Ankara-Niğde otoyolunda bir tırın yüzlerce mülteciyi dağ yoluna bıraktığı gibi. İran'da da oluyor, Pakistan'da da oluyor. Getiriyorlar, belli bir yolu araçla yürütüyorlar. Araçla götürüyorlar. Belli bir şeyden sonra da zaten mülteciler yürüyorlar. Fakat bu yürüyüş bile 22 günle, 12 günle 22 gün arası sürüyor. Yine 20 günü buluyor yani yürümeler. Şimdi diyor ki mesela bu göçün amacı ne? Niye Türk hükümeti izin veriyor? İzin mi veriliyor? Sınırı her gelene de geç mi deniyor Ruşen? Ne görüyorsunuz? Şimdi şöyle bir şey var. Sınırdan da anlaşılacağı üzere, hatta gelen Afganlarla konuştuğum ve onların söylediğinden de anlaşılacağı üzere şöyle bir durum var. İran'a giren Afgan mülteciler eğer İran'a girmişlerse devrim muhafızlarıyla beraber kaçakçılar ortak çalışıyorlar, batı kapısına doğru sürüyorlar. Batı kapısı Türkiye. Hı. Yani kendi ülkelerinde kalmasını istemiyorlar çünkü 99 ve 2001 yıllarında Taliban tekrar güçlenmiş.
Ve yaklaşık o zaman da 8 milyon Afgan Pakistan ve İran'a gitmeyi tercih etmiş. Bunu bilen İran bu sefer böyle bir şey göze almıyor ve politika verir demiş. Veya da gizli bir anlaşmaları da var. Orayı artık kendileri açıklayacaklar. İran'a gelen mülteciler İran'ın devrim muhafızlarıyla beraber sınır kapılarına getiriliyor. Zaman zaman her gün, aslında her gün geceye yakın veya da gün sabaha karşı mülteciler o sınır kapılarından İran askerinin yardımıyla bırakılıyor, Türkiye'ye getiriliyor. Bunu geçen gün Taha Kermani de anlattı. Şimdi İran'ın da böyle ciddi bir Afgan göçmen sorunu var aslında yıllardır. Orada da ciddi bir şey. Afganlar inşaat işlerinde çalışıyorlar özellikle. Yani zaten İran ekonomisi, birazdan ona da değineceğim, göçük bir tık vaziyette. Onlar da muhtemelen Afganlar gitsin de nereye giderse gitsin diye sınırdan yolluyor. Peki Türkiye sınırında nasıl durdurulamıyor? Ne gözlemliyorsunuz? Onu bitirecektim. Yani gelen göçmenler sınırda genelde kontrolsüz geçiyorlar ve zaten herhangi bir müdahale olmuyor onlara. Ki şunu da söyleyeyim. Hani karakolun olduğu, ikinci kutu taburunun olduğu Özap ilçesinin yanından, karakolun 700 metre yanından inen bir gruptan bahsediyoruz. Bunlar termal kameralarla, teçhizatlarla zaten görünüyor ve müdahaleye edilmiyor. Bir şekilde müdahale edilmiyor veya da öyle bir emirleri yok. Ancak şöyle bir müdahale söz konusu oluyor. Sırayla gidiyorum çünkü. Ancak şöyle bir müdahale söz konusu oluyor. Eğer İran askeri mültecileri toplayıp bırakmışsa, bunu gören Türk askeri şeye benziyor birazdan. Ne işin bu? İşte sen topun benim bahçeye gitti, izinsiz geldi, hurra deyip toplayıp geri gönderiyorlar. Yani aslında o İran askerinin orada kişisel bir şey dönüyor. Siz nasıl bırakırsınız, sen misin bırakan deyip bir operasyon yapılıyor. Fakat mültecilerin hiçbiri resmi olarak gözaltına alınmıyor. Toplanıyor, İran nasıl bırakmışsa Türk askeri de aynı o şekilde İran'a geri deport ediyor. Şöyle şunu doğrulayacak bir şey söyleyeceğim. Ben de geçen yıl haberini yapmıştım. İran'da genç bir çocuk 17 yaşında kaçmak istiyor. Aynen böyle dağlardan yürüyerek geliyor insan kaçakçılarıyla. Mart ayı yanılmıyorsam ya da şeydi, yani dağlarda kar var. Aynen Türkiye topluyor, geri gönderiyor. Nasıl geldiyseniz gidin diyor. Dağlara yolluyor. Dağlarda da donmuştu Kamran Guderzi kendisiyle beraber göçmeye çalışan Bangladeşlilerle beraber. Herhalde öyle şeyler oluyor anladığım kadarıyla. Geldiğiniz hatta, yerden geri gidin diyor anladığım kadarıyla. Evet, hatta birkaç tane donan mülteci her sene, biliyorsun buranın kışı çok sert geçiyor. Her sene bahar aylarında karlar eriyince biz de birkaç defa donan mülteci haberlerini yapıyoruz. Yani şeyde donmuş oluyorlar. Şimdi devam edelim. Bu böyle. Bu şekilde izin. Bir şey var. Sadece müdahale İran askeri eğer gönderirse var. Onun dışında mülteciler çok rahat Türkiye'ye giriyorlar. Bununla beraber görüştüğümüz Afganların şöyle bir şeyi var. Çünkü ben onu özellikle sordum. Yani 99-2001 yılında Taliban'ın yine aynı böyle bir tehdidi karşısında 8 milyon Afgan o dönem Pakistan ve İran'a gitmiş. Orada güvenliklerini sağlamışlardı. Peki şimdi niye Türkiye'ye geliyorsunuz? Yani neden yine Pakistan veya İran değil diye. Açıklamalar şaşırtıcı. Ben bir röportajlarını da yayınladım. Hem Milli Savunma Bakanlığı'nın hem AKP'nin, iktidarın basın açıklamaları, Ömer Çelik'in söylemleri, Afganlar bizim Müslüman kardeşlerimizdir açıklamaları Afganistan'da karşılık buluyor Nevşin. Ha, cesaretlendiriyor Afganları. O zaman biz oraya gidersek diyorlar, bize sahip çıkarlar. Şöyle anlaşılıyor. AKP'nin yaptığı, Afganistan'la ilgili yaptığı bütün açıklamalar Türkiye davet olarak altına çıkıyor Afganlar. Onu söyledim. Sen askerleri çıkar. Türkmen bir grup var. Türkmen bir grubu röportajında hepsi yani diyor ki biz geldik, Recep Tayyip'in ülkesine geldik. Aslında zaten tam olarak öyle söylüyor. Recep Tayyip'in ülkesine geldik. Burada bize sahip çıkılacak biliyoruz diyorlar. Bunu bilmelerinin sebebi tekrar yani Milli Savunma ya devlet yetkililerinin, kurumlarının ve AKP iktidarının yaptığı basın açıklamaları şu an Afganistan'da bir davet olarak algılanıyor ve karşılık bulmuştur orada. Bu söylediğin çok çarpıcı. Şimdi bir de şey çok soruyor izleyiciler. Ya niye hep erkek bunlar, genç erkek bunlar Taliban'dan kaçıyorsa neden diye. Sen bir görüntü paylaştın benimle. O görüntüyü kısaca göstereyim. Ne gördük burada? Kadın ve çocuk gördük. Yani sınıra aslında kadın ve çocuklar giriyor. Fakat erkeklerin sayısına oranla çok az girdikleri için sadece erkekler giriyor gibi görünüyor. Durum öyle değil.
bunun komplike olmayan çok kısaca açıklayabileceğimiz birkaç ana başlığı var. Şimdi bir kere kaçakçıların bir yöntemi bu. Yani neden sadece erkekler görüntülendi? Kaçakçıların yönteminden doğru. Bir kere kaçakçılar gelen mültecileri sınırda iki gruba ayırıyor. Kadın, çocuk yani aile mafhumuna sahip olanları bir gruba bırakıyorlar, geri gruba bırakıyorlar. Genç ve erkek olanlar daha hızlı gidebildiği için o grup ayrı bir gruba ayırıyorlar. Bu grubun güvenliği içinde. Çünkü yavaş birisi eğer grubun içerisinde olursa yakalanma riski ve güvenlik şeyi var. Kaçakçılar bunu göze almıyorlar. Profesyonel bir ağları var. Ben daha önce söylemiştim. Bu o fikrin ürünü. Bir diğeri pek tabii bu gelen mültecilerin hepsi ekseriyetle Müslüman ülkelerden geldiği için ve İslamiyet kurallarını benimsedikleri için kadın ve çocukları genç erkeklerin içerisinde onlar da tercih etmiyorlar aslında hani o grubun içerisinde olmayı. Kadınlar beraber şey yapmak istiyor. Kadınlar biraz daha çekiniyorlar mı? Korkuyorlar mı? Hem kaçakçılar istemiyor hem kadınlar da zaten o kadar genç erkeğin içerisinde gece 20 gün beraber gece gündüz yol yürümek istemiyorlar. Bu takdir edilir edilmez ama İslami örf adet analeleri hala üzerlerinde. Ki zaten benim görüntülediğim çoğu zaten o hala İslami figürleri üzerinde taşımış çarşafıyla başörtüsüyle gelen gencecik kız çocuklarıydı. Kadın bile değiller. Çocuk bunlar. Bir sebep bu. Dolayısıyla çok doğru. Erkek sayısı daha fazla kadına göre ama şimdilik. Bunun altını özellikle çizelim. Şimdilik daha az kadınlar. Bir diğer sebep, röportajında söylüyorsun. Diyor ki Taliban ülkeyi terk etmezsem tüm ailemi öldürmekle tehdit etti. Ben de İstanbul'a gidiyorum. Çalışıp aileme para göndereceğim demiş. Senin konuştuğun genç bir erkek Afgan. O konuştuğum Afgan hükümet askeri. Komando olduğunu söyledi bana. O hükümet askeriymiş. Yani Taliban onu tehdit etmiş alanı. Şimdi şöyle olmuş. Kündüzlü sanırım. O Kündüzlü. Afganistan Kündüzlü. Oradan gelmişti. Taliban askeri orayı hakimiyet alanına aldı. Alınca hükümet askerlerini de rehin almış. Bu rehin alınanlardan birisi. Ya öldüreceğiz seni demişler. Ya gelip bizim silahlı güçlerimize katılacaksın diye teklifte bulunmuşlar. Bu silahı bırakmak istediği için o konuştuğumuz. O zaman aileni de bırakacaksın. Git nereye gidiyorsan git demişler. Bu o yüzden gelenlerden birisi. Taliban'ın tehdidi üzerinden. Aileni neden alamaz? Bir de şey var herhalde. Daha önce işte daha Afganistan'da Amerikalılarla çalışanlar falan da kaçıyor muhtemelen. Taliban bizi öldürecek işbirlikçi diye herhalde. Şimdi şöyle bir şey var. Yani genelde de şunu bir düşündüler. Dediler ki ya aslında Afganistan'daki şu anki göç dalgası için henüz erken öyle bir şey söylenemez. Çünkü zaten eğer Afganistan'dan bir göç dalgası gelecekse bunlar beyaz yakalılar olacak. İşte memur, bürokrat, asker. Onlar da zaten konsolosluklar aracılığıyla resmi yolları tercih edecekler deniyor. Fakat öyle değil. Afganistan'da Kabil'de bulunan konsolosluğa, Türk konsolosluğuna bu beyaz yakalılar başvuruyor ama zaten çok azı pasaport ve vize alabiliyor. Dolayısıyla bunu alamayan binler de yine kaçak yolları kullanarak geliyorlar. O asker onlardan birisi. Anladım. Bir şey var mı? Mesela Suriyeliler Türkiye'ye gelirken hep şunu söylüyorlar aslında büyük bir kısmı. En başta öyle değildi ama yani sonra o iş ona döndü. Ya aslında biz Türkiye'de kalmak istemiyoruz, biz Avrupa'ya gitmek istiyoruz diyorlar. Afganlar da öyle mi, Afganlar farklı mı? Afganlar Suriyelilerden çok farklı bir hem demokratik yapıya sahipler. Hem de Türkiye'yi ilk gelen mesela 2 yıldır devam eden mülteci geçişinde o gruplar Avrupa'ya hedefliyordu. Fakat Taliban'dan kaçan grup Türkiye'yi ana hedef yani varış rotası Türkiye genellikle de varış rotası çok azı için ara hedef transit ülke Avrupa'ya gitmek için. Çünkü Afganlar şöyle bir şey var Nevşin ya İstanbul'da, Denizli'de, Aksaray'da mesela Aksaray'a gitmek isteyen Afgan duydum ben. Bolu'ya, Düzce'ye, Ankara'ya, Bursa'ya, İzmir'e, Adapazarı'na yani buralarda zaten daha önceden gelmiş, yerleşmiş ve çalışmış arkadaşları ve akrabaları var bunların. Onunla ilgili de şunu söylemek lazım. Şu tabii bu görüntüyü herkes çok konuşuyor. Niğde'den bu görüntü. Kilometre kaldı. İniyorlar ve gidiyorlar. Gördüğünüz gibi turdan iniyorlar. Plakasını alamadım. Bu görüntü çok konuşuluyor yalnız anlaşılan şey. Çünkü mesela Niğde'de yoğun olarak Afgan çoban var. Herkes Afgan çoban işe alıyor. Böyle bir sektör de var. Onu da göstereceğim şimdi. Göstereyim ben hatta. Facebook sayfasını buldum Afgan işçiler diye. Bunlar hani yeni değil bu arada. Mesela bakın yazmış ormanda çalışacak Afgan eleman lazım. Kalacak yer ödeme bize ait. Birisi yazmış.
Afganistanlıyım, Konya'da yaşıyorum diyor. Acil iş arıyorum. Mesela sormuş, sondajda çalışır mısın? Yardımcı olarak, işten anlamasan da olur. Bol bol böyle şey, hayvancılık yani çok iş, görüyoruz. Ucuz iş gücü, yani gerçekten ucuz iş gücü. 2000 liraya, 2500 liraya çalışıyor. Yani asgari ücretin de çok altında. 2000 lira benimkisi, iyimser bir tahmin. Asgari ücretin çok altında çalıştırılıyorlar. Onu devam ediyordum, anlatıyordum. Kadınlar meselesine de bağlanıyor bu hikaye. Dolayısıyla erkekler daha fazla görünüyor. Şimdi burada da akrabaları var. Gelenler Afganistan'dan, Taliban'ın o baskısından kaçarken şu an için Taliban hani gerçekten kadın ve çocuklara sadece şey yaptırımı yapıyor. Yani hayati bir tehlikesi yok. Ama özgürlük alanlarını tam anlamıyla kısıtlamış. Gerçekten Afganistan'dan kadın olmak çok zor. Şahsen ben kadın olsam 3 yıl önce kaçardım. Durum o kadar tehlikeli orada. Vallahi ben de geçen gün bunu söyledim. Yayınımda çok kızdılar bana. Bilmek lazım yaşadıklarını. Ya yolda tek başlarına yürümeleri yasak. Tek başlarına, kadın başlarına yürümeleri yasak. Böyle bir baskısı var. Tabii burada söylenen kardeşim Avrupa neden almıyor o zaman. Avrupa alsın. Şimdi Suriyelilerle ilgili Türkiye'nin bir anlaşması var. Üçüncü ülkeden gelenleri geri iadesi anlaşması var. Bu üçüncü de Afganlar da bu üçüncü ülkeler içine giriyor. Yani aslında işte Türkiye üzerinden Yunanistan'a kaçan bir Afgan'ı Yunanistan otoriteleri yakalarsa Türkiye'ye geri gönderme hakkı var. Öyle bir anlaşma var çünkü. Uluslararası bir anlaşmanın sonucu bu. Evet. Suriyeliler yani, için özel... Yunanistan'da bu anlaşmayı, böyle bir şey var. Evet evet. Öyle. Türkiye'nin anlaştığı, yani kendi yaptığı devlet anlaşması bu. O yüzden durum böyle almıyorlar. Vaat edildi çünkü. Biz sahip çıkılacağız diye bir vaatte bulunan ülke var. Türkiye'de ne konuşuluyor? Kaç milyon Afgan gelebilir deniyor. Ne diyorsunuz? Bugün Cumhurbaşkanı, Afganistan Cumhurbaşkanı 10 milyon, iç savaş devam ederse 10 milyon Afgan göç yerinden edilebilir, göç edebilir dedi. 10 Fakat milyon. Bir 10 milyon Afgan dedi. Fakat dediği rakamı doğrulayacak başka bir bilgi var elimizde Nevşin. 99-2001 yine. O dönemde Taliban alanını genişlettiği zaman 8 milyon Afgan terk etmişti Afganistan'ı. Onlar Pakistan ve İran'a gitmişti. Amerika 2001'den sonra 11 Eylül saldırısından sonra gelip yeniden otoriteyi sağlayınca 3. yılın sonunda o giden 8 milyon içerisinde sadece 3 milyonu geri dönmüş Afganistan'a. Yani o 8 milyondan 5 milyonu yine geri dönmemiş. İran ve Pakistan'da yaşamaya devam ediyorlar. Bu şu demek: 10 milyon mülteci Türkiye'ye gelebilir, bunun 6-7 milyonu da artık geri dönmeyebilir demek. Çünkü böyle bir şey var. Bir kısmı da herhalde başka ülkelere gidecektir değil mi? Özbekistan'a vesaire. Aslında 10 milyon da Türkiye'ye gelmiyor herhalde. Kim nereye yakınsa oraya, hangi sınıra yakınsa oradan geçmeye çalışıyordur. Bilmiyorum. Cumhurbaşkanı belki, Afganistan Cumhurbaşkanı belki politik bir beyanda bulundu. Çünkü Türkiye'ye gelecek diye bir not düştü. Türkiye sınırlarına dayanacak diye bir not düştü. Belki de devletler arası politik bir şeydir. O bir açıklamadır, bilemedim ama daha önce 8 milyon Afgan'ın geçtiği kesin. Şeyi de devam edeyim, anlatıyordum. Kadınlar orada kalıyorlar. Önemlidir diye özellikle dönüyorum çünkü şeye bağlayacağım. Genelde genç ve erkekleri kendi aileleri seçiyor. Diyor ki siz gidin, çünkü Afganistan'dan daha önce bana gelmek 1000 dolar civarında dolaylarındaydı. Pandemiden sonra 2000 dolara arttı. Yani geçmek de artık pahalandı. Dolayısıyla ya Afgan'ın gücü de yetmiyor. Yani 2000 doları kişi başı ödemek çok zor geliyor. Aile kendi arasında genç ve erkekleri seçiyorlar. Gidin siz diyorlar. Para kazanın, bize gönderin ki biz bu ücretlerin karşılığını karşılayabilip gelebilelim diye aslında genç ve erkekler özellikle Afganistan'dan gönderiliyorlar. Ve bu genç erkeklerin çoğu gerçekten eli silah tutabilecek erkekler. Çünkü Taliban onlara gelin silah tutun diyor. Savaştan kaçan insanlar bunlar. Şöyle bir durum daha var. Hani neden Türkiye şey yapıyor diye. Şam'da bir kontağım vardı. Şam'la görüştüm. Şimdi biliyorsun Suriye, artık 3 tane Suriye var. Bir Şam hükümetinin Suriyesi, bir Rusya'nın Suriyesi, bir de Kürdistan özel yönetiminin Suriyesi. Şimdi Şam merkezindeki bir gazeteci bana şöyle dedi. Ya çok ilginçti. Kürdistan özel yönetimi bir rapor hazırlamış. KSD bir rapor hazırlamış. Demiş ki Türkiye'den gelen Afganların çoğu buradaki demografik yapıyı değiştirsin diye bizim bulunduğumuz bölgelere yerleştiriliyor diye. Yani bu demografik yapının gerçekten o eleştirilere kulak tıkamamak lazım. Pardon, telefon geldi. Gerçekten o demografik yapının değiştirilmesi iddialarına kulak tıkamamak lazım. İşin Suriye boyutu da var gibi görünüyor.
Yani o gelen Afganlar Suriye'ye mi yerleştirilecek diyorsun? Kazadan'ın raporu son bir aydır Afganların kendi Kürt bölgelerde yerleştirildiğine dair bir rapor yayınlamış Suriye'de. Yani Türkiye'nin tuttuğu alana, Cerablus, Elbap. Evet. O alana yerleştirildiğini. Evet. Gelenlerden bir kısmı da hani Özbek anladığım kadarıyla etnik olarak değil mi? Özbek Afganlar. Hazaralılar çoğunlukta, Türkmenler var. İlginç. Yani mesela şimdi Taliban'ı oluşturan ordunun çoğunluğunu Peştunlar oluşturuyor. Peştunlar oluşturuyor. Evet. Peştunlar yani Afganistan'da Peştunlardan da gelip kaçan var Taliban'dan. Yani o güç dengesi bir acayip hale dönüşmüş Afganistan'da. Anladım. Ruşen Takvar çok teşekkür ederim. Sağ olasın. Var mı eklemek istediğim bir şey? İyi yayınlar dilerim. Çok teşekkür ederim. Eyvallah, sağ olasın Ruşen. Kolay gelsin. Ruşen Takvan'ın Twitter hesabı çok iyi. Yani adım adım hani bu Afganların Türkiye'ye göçünü takip etmek istiyorsanız Ruşen Takvan'ın hesabını takip edin. Şimdi ben buradan asıl şuraya bağlayacağım. Bu düzensiz göç uluslararası bir sorun. Peki buna karşı ne yapacağız? Biz ne yapacağız diyorsunuz ya. Valla işte aslında hep aynı yere dönüyoruz. Bu supranasyonel yani uluslararası örgütler aslında işte ulusların üzerindeki örgütler, yapılar aslında bunun için kuruldu. İdeal buydu. Yani efendim dünyanın her yerine demokrasi götürmek zorunda mıyız? Dünyanın her yeri demokrasi olmak zorunda mı? Arkasındaki fikir bu. Zorunda. Çünkü olmadığı zaman bir ülke, bir diktatörün veya bir grubun elinde fakirleştiği zaman iç savaşa sürüklendiği zaman işte dünya bununla karşı karşıya kalıyor. En basitinden milyonlarca insan göç ediyor. Bu göç eden insanlar ne yapıyorlar? Göç ettikleri ülkelerde işte ekonomiyi etkiliyorlar. Oradaki demografik yapıyı etkiliyorlar. Şunu söyleyenler var. Ya kardeşim insanlık insanlığın başından beri göç ediyor her zaman. Bu normal bir şey. Evet ediyor. Ama şu anda içerisinde bulunduğumuz sistemde milyonlarca insanın bir anda yer değiştirmesi, bir yerden başka bir yere gitmesi, gittikleri yerdeki ekonomik yapıyı tabii ki etkiliyor. Oradaki sosyal yapıyı etkiliyor ve bir krize yol açıyor. Bir krize yol açtığı için buna karşı ne yapılacağı şimdi dünya buna bir çözüm bulmaya çalışıyor. Ve işte tam da ya işte dünyanın her ne demokrasi olmak zorunda mı? Zorunda. Olmazsa bu oluyor. Bak bunun şeyle de içeri, tabii öncelikle bir şimdi Afganistan kendi özelinde başka bir örnek. Yani ilk önce Sovyet işgali, Sovyet işgalinin ardından bir savaş ağaları dönemi. Savaş ağaları döneminin ardından bir düzensiz yani failed state denilen bir devlet yok. Tutunabilen bir devlet yok aslında bakacak olursanız. O öyle bir hikaye. Fakat onun dışında al buyur mesela İran. Bak, İran'dan da binlerce göçmen Türkiye'ye geliyor. Zengin petrol kaynakları var, doğalgaz kaynakları var. Fakat Huzestan bölgesinde İran'da su yok, su. Su yok. Su olmaz olur mu ya? Su yok. Millet sokaklara döküldü, protesto ediyorlar böyle su yok diye. Ondan sonra devrim muhafızları ateş açıyor falan. Bu Huzestan bölgesi İran'ın en zengin petrol yataklarına sahip ama etnik olarak Arap, Şii Araplar, Farsça konuşan Şii Araplar genellikle burada yaşıyor. Kendilerini etnik olarak da dışlanmış hissediyorlar. Ve bir de şimdi su yok günlerdir. Bir koca İran devleti bu sorunu çözemiyor. Çünkü neden? İran yani bir grup aklı yerinde olmayan dede tarafından yönetiliyor. Kusura bakmayın ama öyle yani bunlar aklı yerinde olmayan dedeler, tamam mı? Yani bu Hamaney falan dediğim çıkıyor durduk yerde ağlıyor bir şeyler yapıyor. Ay önüme bir şey indi diyor, peri indi diyor, yok bilmem ne benle konuştu diyor. Şimdi bu ülkeyi bunlar yönetiyor. Dünyanın en zengin petrol ve doğalgaz yatağına sahip ülkesi böyle. Yani bir su götüremiyor vatandaşına, anlatabiliyor muyum? Ya işte ay her yere demokrasi götürmek ne? Bundan işte yani bir sistem olmazsa, bir devlet olmazsa, iyi kötü bir demokrasi olmazsa çöküyor sistemler. Şimdi mesela Irak'a baktığınız zaman o işte Amerika gitti demokrasi götüreceğim dedi iyice perişan etti falan. Evet doğru. Fakat Irak örneğinde de Libya örneğinde de şunu hep unutuyoruz. O ülkeleri aslında bitirenler yıllarca, 10 yıllarca o ülkeleri yöneten diktatörler. Saddam, Kaddafi, diktatörler tarafından yönetilen ülkeler kurumsallaşamıyor. Bu ülkelerde kurumlar olmuyor. Kurumlar olmadığı zaman küçük bir elit ülkeyi istediği gibi yönetiyor. Bütün ülkenin kaynaklarını bu küçük elit yani diktatör ve çevresindekiler yiyor, sömürüyor. Mesela Saddam zamanı Irak böyle miydi? Saddam zamanı Irak daha beterdi. Haber çıkmadığı için bilmiyorduk. Ya adam Kürtlere soykırım yaptı.
Şiilerin kafasına bomba attı. Şimdi böyle bir yönetim mi olur? E ondan sonra ne oluyor? Tabii diktatör gittikten sonra ülke bin bir parçaya bölünüyor. Onun için diktatörlük iyi bir şey değil. O yapı dağıldığı anda insanları öldürerek, işte asarak, işkence ederek şeyi tutan, iktidarı elinde tutan yapı dağıldığı anda, ki dağılıyor eninde sonunda, çünkü ne yapacaksın? Bütün ülkeyi mi öldüreceksin? O nedenle veya bu nedenle dağılıyor. Dağıldığı zaman da işte bunlar oluyor ondan sonra. Milyonlarca insan göç etmek zorunda kalıyor. Onun için hani diyebiliriz, ay işte her yere demokrasi götürmek de Amerikalılar da dedi de, tamam ya, 13 yaşında isek bu şeyleri yapalım. Ama artık yani bir gerçekçi olmak zorundayız. Evet, dünyanın her yere demokrasi götürmek tam da bundan önemli. Peki şimdi Türkiye ne yapacak? Türkiye Afganistan'a demokrasiyi tesis etmek için mi gitmek istiyor? Hayır, tabii ki muhtemelen. Türkiye müteahhit götürmek istiyor oraya. Yani Suriye'de ne yaptıysa bir benzerini orada yapmak istiyor. Onun için aslında uluslararası yapılanmalar önemli. Nation building denilen yeniden bir ulus kurma, bir devlet inşa etme sürecinde uluslararası yapılar önemli, ama Afganistan'dan çekildi bu uluslararası yapılar maalesef. Ve biz Türkiye bir Afgan mülteci sorunuyla karşı karşıyayız. Bunu buraya koymuş olalım. Bakalım neler yaşayacağız, göreceğiz, hep beraber görürüz. Bugünün bir başka çok önemli haberi Minhat Çelik'le konuşacağım. Kendisi siberbülten.com'un kurucusu. Bu Pegasus yazılımı meselesi. Türkiye'de de gündeme gelmişti bu Pegasus yazılımı. Sedat Peker'in attığı bir tweetle gündeme geldi. Sedat Peker bu Cihan Ekşioğlu'nu hedef alarak dedi ki, sen 3 milyonluk yazılımı, casus yazılımı 50 milyona Türkiye'ye sattın mı satmadın mı diye. Bunun üzerine Enis Berberoğlu bir açıklama yaptı. Enis Berberoğlu Sezgin Baran Korkmaz'la ilgili. Dedi ki, tanıdığım birini Sezgin Baran Korkmaz'a gönderdim, çok güvendiğim. Hani neymiş ne değilmiş, bu adamın parasına mı çökeceklermiş, ne oluyormuş diye. O yolladığım kişi, Sezgin Baran Korkmaz'la konuştuktan sonra Enis Berberoğlu'nu yolladığı kişi şöyle demiş. Abi demiş, ben korktum, bu Sezgin Baran Korkmaz çok acayip bir adam. Çünkü işte görüşmeye gittim, hani ne olacak, paranıza mı çökecekler, korkuyor musunuz diye. Bakın demiş, bana hiçbir şey olmaz. Telefonu çıkarmış, demiş ki WhatsApp numaranız ne? Adam WhatsApp numarasını söylemiş. WhatsApp numarasını girince son bütün görüştüğü kişilerin dökümünü çıkarmış. İşte acaba Pegasus yazılım bu mu? Guardian gazetesi böyle şey detaylı bir çalışmayı sayfalarına taşıyor. Göstereyim. Bu bir İsrail şirketi NSO'nun sattığı bir yazılım. NSO sadece bunu işte devletler ve devletlerle yakın çalışan devletler tarafından onaylanan kurum kuruluşlara sattıklarını söylüyorlar. Fakat çeşitli ülkelerde 50 bin numara takip edilmiş, dinlenmiş. Nedir, ne değildir? Minhat Çelik anlatacak. Minhat Çelik, merhabalar. Merhabalar. İyi yayınlar. Nedir bu Pegasus yazılımı? Türkiye'de var mı, kim kullanmış? Türkiye'de, affedersiniz. Türkiye'de var mı, kim kullanmış biliyor muyuz? Yani Türkiye'de gelmiş mi, kim kullanmış, kime karşı kullanılmış biliyor muyuz? Pegasus, bahsettiğiniz gibi İsrailli NSO firmasının ürettiği bir casus yazılım. 2018'de yayınlanan bir rapora göre Türkiye dünyada Pegasus'un en fazla bulaştırıldığı 6. ülke. Dolayısıyla evet. Türkiye yoğun bir şekilde kullanılan, hem mağdurların olduğu hem de büyük ihtimalle NSO'nun müşterilerinin bulunduğu bir ülke. Türkiye zaten siber güvenlik alanında herhangi bir saldırı söz konusu olduğunda her halükarda ilk ona giren bir ülke. İnternet kullanıcı sayısından, bilgi güvenliği farkındalığının zayıf olması gibi faktörler nedeniyle bu konuda ilk ondayız diyebilirim. Peki şimdi bu The Guardian haberinde şeyi görüyoruz. İşte Cemal Kaşıkçı'yı Suudiler, değil mi? Telefonu evet. Pegasus yüklemişler, öyle takip etmişler. Onun üzerinden Yasin Aktay'ı da takip etmişler Pegasus'un evet. yazılımına. Bunlar var zaten The Guardian gazetesinin hazırlandığı raporda. Ancak şimdi Türkiye'de diyor ki Cemal Kaşıkçı'ya konsolosluk içerisinde yapılan işkencenin sesi, ses kaydı bizde var diyor. Acaba evet. Türkiye bunu da mı Pegasus yazılımıyla mı elde etti? Nasıl olmuş olabilir? Şimdi bu soruya çok kesin bir şekilde evet Pegasus yazılımıyla elde etti diyemeyiz. Fakat aynı şekilde hayır Pegasus yazılımı bunda kullanılmamıştır da diyebiliriz. Çünkü benzer işlevi yapan birçok casus yazılım var. Evet, Pegasus yazılımı da bulaştırıldığı cihazlardaki mikrofonu kullanıcının yetkisinden azade bir şekilde onun haberi olmadan açıp ortam dinlemesi yapabiliyor. Yani eğer telefonunuzda Pegasus yazılımı bulaştırıldıysa siz gece telefonunuzu bıraktığınız bir yerde
o yazılımla telefonunuza sızmış siber tehdit aktörleri mikrofonunuzu açıp telefonun bulunduğu yerdeki her türlü dinlemeyi yapabiliyor. Sadece bunu mu yapabiliyor? Hayır. Siz telefonunu kullandığınızda ekranınızı kaydedebiliyor. Telefon görüşmelerinizi, sadece telefon görüşmelerinizi değil diğer mesajlaşma uygulamaları üzerinden yaptığınız görüşmeleri kaydedebiliyor. Mesajlarınızı aktarabiliyor. Her türlü mesajı attığınız ve aldığınız mesajları da kaydedebiliyor. Fakat evet bahsedilen program ile bunlar yapılabilir. Fakat bahsedilen olayda illa bu mu kullanılmıştır sorusu açıktır. Yani buna mutlak cevap vermek ancak o cihazları inceleyen forensik uzmanlarının verebileceği. Yani Türk devleti MIT'in biz bunu alıp almadığını biliyor muyuz Pegasus'u? Şimdi şöyle bir durum var Nevşin Hanım. 2015 yılında İtalyan bir yine benzer siber casusluk yazılımı, siber casus yazılımı üreten Hacking Team diye bir şirketin hesapları, kendi veri tabanı hacklendi. Buraya giren hacker bu şirketin ürün sattığı hükümetleri, kolluk kuvvetlerini ifşa etti internet ortamında. Tüm yazışmalarıyla beraber ifşa etti. Bu müşteriler arasında Türkiye'de İçişleri Bakanlığı'na bağlı Emniyet Müdürlüğü de vardı. Burada hangi birimin, hangi komiserin bu insanlarla yazıştığına kadar tüm bilgiler ifşa oldu. Ondan sonra Avrupa Birliği Hacking Team'in Avrupa Birliği ülkelerine satış yapmasını yasakladı. Biz bundan 6 sene önceden bahsediyoruz, 2015 yılından. Gelelim 2017 yılına. Alman bir firma, galiba Gamma Technologies diye bir firma, tabii. FinSpy diye bir yine casus yazılımı var. Burada Access Now diye aktivist bir grubun 2017'de yayınladığı raporda şu bulgular var. Türkiye'deki ana muhalefet lideri Kemal Kılıçdaroğlu 2017 yılında adalet yürüyüşü yaptığı sırada kullandığı telefona FinSpy yazılımı bulaştırılıp tüm aramaları kaydedilmesiye çalışıldı diye bir iddia var. Bu kesinlikle göz ardı edilmemesi gereken bir iddia. Şimdi 2015'te, 2017'de, bunun öncesi de var, 2015 öncesi de var tabii. Türkiye'deki kolluk kuvvetlerinde uluslararası casus yazılım üreten ve satan şirketlerle ilişkilerin olduğunu biliyoruz. Pekala, NSO'yla da istihbaratın, jandarmanın, emniyet müdürlüğünün bir ilişkisi olabilir. Olabilir. Tabii bu yasa dışı aslında. Yani Türkiye'de yasalar uyarınca kimse, polisin de sizi dinlemek için gidip mahkemeden izin alması falan gerekiyor. Yani onun dışında böyle telefonunuza casus yazılım yükleyerek dinleyemez değil mi normalde yani aslında? Evet, savcılık ya da hakimden benim bildiğim kadarıyla izin alması gerekiyor kolluk kuvveti. Peki bir şey söyleyeceğim. Nasıl bulaşıyor bunu da soruyorlar. Nasıl geliyor bu uygulamayı? Nasıl şey yapıyorlar? Şimdi lütfen bu yazılımları dinamik olduğunu unutmayalım. Yani statik bir yazılım değil. Yeni şartlara göre, yeni güvenlik önlemlerine göre kendilerini güncelleyen yazılımlar bunlar. Ve şunu özellikle belirtmek istiyorum. Böyle pahalı yazılımlar. Bakın Guardian haberinde 2016'dan bu yana 50 bin kişinin sadece telefonunda victim olabileceğine dair bir bulgudan bahsediliyor haberde. Şimdi 50 bin kişi, biz gözetim teknolojilerini kapsamını dikkate aldığımızda çok ufak bir rakam. Dolayısıyla NSO'nun sattığı bir marka olarak ürettiği Pegasus yazılımının pahalı bir yazılım olduğunu unutmamamız gerekiyor. Bu bir. İkincisi bunların kullanımı bir o kadar da basit. Bir uzmanlığa gerek görülmüyor. Şimdi 2020 yılının başında, 2019'un sonunda aslında NSO ile alakalı yine bu tür bir skandal ortaya çıkmıştı. 25 ülkeye, çoğunluğu diktatörlükle, otoriteryen rejime yönelik eğilimleriyle bilinen ülkelere bu yazılım sattıkları ortaya çıkmıştı. Bundan sonra yapılan araştırmalarda mesela WhatsApp üzerinden hedeflenen cihazlara ulaşıldığı ortaya çıktı. Daha sonra WhatsApp'ın sahibi Facebook NSO'ya dava açtı. Mağdurlar dava açtılar. Fakat NSO teknolojisini değiştirdi. Artık WhatsApp sadece WhatsApp üzerinden değil ve WhatsApp'ta önceden istismar ettiği güvenlik açığı üzerinden değil, farklı bir güvenlik açığı üzerinden bu cihazlara sızmaya denedi. Portföyünü muhtemelen işte Telegram gibi, Signal gibi
güvenli olduğu düşünülen diğer mesajlaşma uygulamalarını da katmıştır diye düşünüyorum. Çünkü insanlar güvensiz diye başka uygulamalara geçiyorlar fakat her bir uygulamanın güvenlik açığı bulunuyor. Bu güvenlik açıklarına teknik olarak zero day deniliyor. Bu sıfırıncı gün açıklıkları WhatsApp'ın kendisinin dahi bilmediği açıklıklar. Bunlar güvenlik araştırmacıları tarafından keşfediliyor. Nasıl istismar edileceğine dair bir strateji belirleniyor ve istismar kodu yazılıp geçiliyor. Bu uygulamanın telefonun yüklenmediğini anlayabilir miyiz? Enison'un geliştirdiği Pegasus'ta anlayamıyoruz. WhatsApp üzerinden bulaşırken size WhatsApp'tan bir bilmediğiniz numaradan bir arama geliyordu. Daha sonra bu aramayı siz şeyde bulamıyorsunuz, kaydınızda bulamıyorsunuz. Ve o şekilde güvenlik önlemlerinin bypass edildiği ortaya çıkmıştı. Bunu ortaya çıkınca tabii uygulama geliştiriciler, iOS ve Android'deki geliştiriciler buna dair güvenlik önlemleri aldılar. Fakat şimdi Guardian haberinde de aynı şey var. Telefonunuza gelen ve sonradan silinen bir text mesajıyla Pegasus'un cihazlara sızdırıldığı öne sürülüyor. Dolayısıyla bunlar takip edilmesi, fark edilmesi zor. Ancak siz tamam kardeşim ben kesinlikle şüpheleniyorum Pegasus bana bulaşmıştır deyip bir adli bilişim uzmanına telefonunuzu test ettirdikten sonra ortaya çıkabilecek şeyler bunlar. Anladım. Şimdi Guardian'ın haberinde diyor ki Türkiye'den 500 isimle yüklenmiş değil mi bu Pegasus? Evet. Belki ilerleyen günlerde tek tek açıklayacaklar anladığım kadarıyla. Bunun üzerine çalışan uluslararası şeyler de var, örgütler de var. Tek tek şey yapan. Diğer ülkelerde, pek çok ülkede Meksika, Ekvador, Şubu, gazeteciler ve sivil toplum örgütü liderlerinin dinlenmiş olduğunu yazıyordu Guardian. Türkiye'den kim çıkacak bakalım? Mesela ben Yasin Aktay'ın çok önemli bir şüpheli olduğunu düşünüyorum. Yani şüpheli derken bir mağdur listesindeki şüpheli olduğunu düşünüyorum. Çünkü biliyorsunuz Cemal Kaşıkçı olayıyla birebir ilgilenen, Cemal Kaşıkçı'nın eşi Hatice Cengiz'le birlikte kocasının hakkını arayan, aramasında yardımcı olan bir isim. AK Parti'nin önemli bir ismi. Başka isimler de muhakkak çıkacaktır. Fakat Türkiye'de ben bunların birkaç gün sonra unutulacağını düşünüyorum. Tıpkı işte mesela bahsettiğiniz SBK olayında yine benzer bir yazılım gündeme geldi. Fakat şunu unutmamak gerekiyor. Dünyada bu işi sadece yapan İsrail değil. İsrail'de de bu işi sadece yapan NSO değil. Birkaç gün önce yine aralarında Türkiye'den de mağdurların bulunduğu İsrailli başka bir şirket olan Candiru'nun Sovrum yazılımı ortaya çıktı. Microsoft bununla ilgili bir rapor yayınladı. Orada da mesela Türkiye'den yine onlarca mağdur olduğuna dair bir bilgi bulunuyor. Bunlar teknik detaylarıyla ispatlanmış şeyler. Artık iddianın ötesine geçmiş, argüman haline gelmiş tespitler. Ben Türkiye'den de önemli isimlerin olduğunu zannediyorum. Ben bunu neden söyledim? Ne diyor? Text message'la nasıl oluyor? Bir software indirilmesi gerekmiyor mu diyor? Evet. Text message atılıyor. Daha sonra bu sizin telefonunuzdaki parolayı bypass ediyor. Bu tüm telefonlarda değil. iOS ve Android'lerin bazı sürümlerinde halen geçerli olan bir durum. Daha sonra kendi yazılımını kendisi yüklüyor buraya. Sizin bir şey yüklemenize gerek kalmadan, bir user engagement'a gerek kalmıyor. Görünmüyor, fark etmiyorsunuz. Yani. Hayır, kesinlikle görünmüyor. Anladım. Tabii şimdi Yasin Aktay Cumhurbaşkanı ile konuştu ise, Yasin Aktay'ı dinleyen Suudiler muhtemelen Cumhurbaşkanı'nı da dinlemişlerdir değil mi o sırada mesela? Evet, evet tabii ki. Yani bunlar artık yani günlük hayatımızın sıradan hadiseleri haline geldi. Fakat SBK olayına ısrarla tekrar döneceğim. Orada anlatılan SBK'nın anlattığı olayla NSO'nun Pegasus yazılımının bildiğimiz kadarıyla yaptığı şey birbirinden farklı. Öyle mi? Ha. Evet. SBK orada yani yanlış hatırlamıyorsam ve bize kamuoyuna doğru şekilde aktarıldıysa o olay istediği numarayı WhatsApp web üzerinden WhatsApp'taki yazışmalarını görebileceğini iddia ediyordu. Bu WhatsApp'ın Pegasus'la alakalı olmayan bir güvenlik açığının istismar edilmesi. O da başka Pegasus. Bir yazılım mı? O da başka bir yazılım. Evet, evet. Onun için başka bir şirketin ve başka bir casus yazılımı ismini zikrettim. Anladım. Anladım. Peki, teşekkür ediyorum Minhaç Bey. Başka bilmiyorum. Bilmemiz gereken bir şey var mı? Kendimizi koruyabilir miyiz bu yazılımdan? Nasıl koruyacağız? Yani öncelikle bir şu psikolojiyi üzerimizden atmamız gerekiyor.
Ben kimim ki insanlar, CIA, insanların aklına hep Cem Yılmaz'ın o meşhur parodisi geliyor. Ben kimim ki CIA veya işte Mossad benim peşimde olsun gibi bir dünya yok maalesef. Artık hepimiz şirketlerin gözünde birer dijital varlığız. Dolayısıyla en ufak bilgi kırıntısının dahi siber tehdit aktörleri tarafından kötü amaçlı şekilde kullanılacağına dair bir uyanıklık halini, bir farkındalığı benimsememiz gerekiyor. Şimdi Pegasus'un sizin telefonunuza sızması için gereken tek şey nedir Nevşin Hanım? Sizin telefon numaranız. Ve bir gazeteci olarak tahmin ediyorum binlerce insanda telefon numaranız var sizin. Biz kuru temizlemeci şey bıraksam bile TC kimlik numaranı ve telefonunu istiyorlar abicim sen. Bana gelene kadar herkesin telefonu her yerde. Dolayısıyla verinin çok değerli olduğunu, başımıza türlü türlü işler açabileceğini bilerek bu verileri paylaşmalıyız veya alternatif güvenli yollar oluşturmalıyız. İkincisi, %100 güvenlik yoktur mottosunu kafamızın bir yerine çakmalıyız. Çünkü mesela WhatsApp'tan bahsediliyor. Evet, WhatsApp'ta son kullanıcılar arası end-to-end encryption var, şifreleme var. Fakat cihazınız ele geçirildiğinde WhatsApp'taki şifrelemenin hiçbir anlamı kalmıyor. Veya Signal ya da Telegram daha güvenli diye pazarlanan uygulamalarda da güvenlik açıkları aşağı yukarı her ay ortaya çıkıyor. Dolayısıyla dijital ortamda bir kaotik bir durumda asla güvenliğin olmadığı bir güvensizlik halinin mevcut olduğunu bilmemiz lazım. Bu bir bilgi güvenliği farkındalığıdır. İkincisi de tedbir alınması lazım. Şimdi NSO bunu ilk kez gündeme gelmiyor. Dediğim gibi NSO ve daha önceki casus yazılım şirketlerinin hedefleri hep aynıydı. Gazeteciler, insan hakları aktivistleri, muhalifler, hukukçular. Dolayısıyla bu insanlara yönelik meslek örgütlerinin dijital güvenlikle alakalı farkındalık eğitimleri yapması gerekiyor. Yani alıp resmini her bilgisayara oradan oraya dolaştırmayacaksın diye bu insanlara temel seviyede bir şeyler öğretilmesi gerekiyor. Veya şifreli mail nasıl gönderilecek, onun nasıl kullanılacağına dair araçların anlatılması gerekiyor. Bunun için de çok bilgisayar uzmanı olmaya gerek yok. Minhat Çelik çok teşekkür ederim, sağ olun. Ben teşekkür ederim, iyi yayınlar. Şimdi bugün bir konuğum daha var. Geçen hafta çok konuştuk ya, bu Tuz Gölü'nde ölmüş flamingolar, bebek flamingolar, susuzluktan öldüklerini konuştuk. Hepimizin yüreğin daldı ve bu mesele üzerine konuştuk, nasıl oldu da susuz kaldılar diye. Bu bebek flamingoların öldüğünü biz bir fotoğrafçı sayesinde öğrenmiştik, Fahri Tunç. Şimdi Fahri Bey benim konuğum. Kendisi bana ulaştı, dedi ki Nevşin Hanım, şimdi bu olayla ilgili hani herkes bir yere çekiyor ve biraz farklı lanse ettiriliyor. Bu iş çiftçinin köylünün üzerine kalacak ama işin içinde iş var, dedi. Fahri Bey, işin içinde ne var? Merhabalar, iyi yayınlar dilerim. Sağ olun. Şimdi işin içinde yani ne olduğunu aslında şöyle özetlemek lazım. Burada 40 yıldır yapılan yanlış tarım politikaları var. 40 yıldır Tuz Gölü, Konya Kapalı Havzası'ndan çekilen sular var. Buranın bitkisi olmayan ayçiçeğinin, şeker pancarının, yoncanın, mısırın burada yetiştirilmesi var. Burada kuruyan geleceğimiz var. Burada belki yıllar yıllar sonra bizim çocuklarımızın, torunlarımızın kullanması gereken suları kullanmamız var. Yani nereden tutarsanız tutun. Yanlış bir yere gidiyor konu. Yanlış bir yere gidiyor konu. Ne olmuş? Bu sene su olmadığı için özellikle çiftçi bent çekmiş Tuz Gölü'ne giden su kaynaklarını. Evet. Değil mi? Kendi tarlasını sulamış ve bunun sonucunda da flamingolar susuz kalmış. Türkçesi bu. Şimdi Nevşin Hanım, şimdi durum şöyle aslında. Yani bu sene zaten beklenen bir kuraklık vardı. Bununla ilgili de bu kuraklığın sebep olacağı konularda öngörülüyordu zaten. Yani öyle ya da böyle bu ölümler bekleniyordu. Ama bu kadar olabileceğini hiç kimse beklemiyor. Yani biz her sene oraya gittiğimizde, ben 9-10 yıldır o bölgenin gönüllü olarak araştırmalarını yapıp, işte Doğa Derneği'yle bu yaptığım araştırmaları paylaşan birisiyim. Ve dolayısıyla bu bölgede olan biteni Doğa Derneği rapor haline getirip dönem dönem yetkililere sunuyor. Şimdi bu bölgedeki problem aslında tamamen su kaynaklarının farklı olarak kullanılması, su kaynaklarının tahrip edilmesi, göle ulaşacak her türlü kaynağın önünün bir şekilde kesilmesi. Yani
plansız mı burada? Her isteyen kesinlikle, kesinlikle plansız. Kesinlikle plansız ve denetimsiz olarak işte bentlerin önü kapatılıyor. Tuz Gölü'ne ulaşacak bütün kanalların önü kapatılmış. Konya tarafından, Aksaray tarafından, Ankara tarafından tamamen kapatılmış. Şimdi bugün Peçenek Barajı yapıldı Ankara bölgesine. Ankara Tuz Gölü'ne su bırakmayı bıraktı. Aksaray'a ta 1969 yılında Manas'ın barajı yapıldı. Menendiz Çayı'ndan gelen bütün su bir şekilde Tuz Gölü'ne ulaşıyordu. Orada o zamanki tarım daha susuz tarımdı. Zaten biliyorsunuz Konya Ovası dendiği zaman insanların aklına ilkokul bilgilerini tazelediğiniz zaman şöyle bir şey gelir. Konya Ovası tahıl ambarıdır. Evet. Gidelim. Yani tahıl ambarı olan bir yerde siz daha kazancı daha yüksek olduğunu düşündüğünüz yonca sulaması siz bir ekin dediğimiz arpa, buğday ve yulaftan oluşur. Bu ekini siz yılda iki defa sularsınız. Mahsul alırsınız. Yağan yağmurlar yeterlik gelir. Gelmediği yerde de iki defa sularsınız. Ve mahsulünüzü toplarsınız. Şimdi siz 12 defa sulanan bir mısırdan, yılda 30 defa sulanan bir yoncadan, yılda 8 defa sulanan bir pancardan, yılda 10 defa sulanan bir ayçiçekten bu bölgeye getirip daha yüksek rekolte elde edip daha yüksek rekolte elde edebileceğini düşünerek bunların yani bölgeye uygun olmayan tarım aslında. Türkiye şimdi yani şöyle hemen ben size soru sorayım mesela hemen cevaplarsınız. Ayçiçeği nerede yetişir Türkiye'de? Valla Çanakkale falan değil mi? Ege kıyıları. Aynen Trakya bölgesi. İşte mısır nerede yetişir Türkiye'de? Aynen. Benzer. Karadeniz derler. İşte yani şimdi tahıl ambarı olan bir bölgede siz farklı tarıma yönelirseniz yani şu an çiftçi de bundan şikayetçi bu arada. Nevşin Hanım. Yani çiftçi şöyle diyor. Benim konuştuğum bazı çiftçiler diyor ki ya biz 800 dönüm, 1000 dönüm, 2000 dönüm tarlalarımızı bıraktık. Sebebi su yok. 10 tane kuyumuzun 6 tanesi kurudu. 5 tane kuyumuzun 3 tanesi kurudu. Ve şu anki mevcut su da zaten %25 tuzluk oranında çıkıyor. Ve tarlalarımız suladığımız zaman bembeyaz oluyor ve pancarımız ölüyor. Yoncamız ölüyor. Ayçiçeğimiz ölüyor. Ben bunların hepsini fotoğrafladım zaten. Yani Konya Ovası'ndan giderken işte Tuz Gölü'ne 5 kilometre mesafede araçla gidiyorum ben. Tarlanın ucu bucağı yok. Ayçiçeği, mısır, yonca ve pancar tarlalarının ucu bucağı yok. Ve aralarında bir tane normal tahıl yok. Yani buğdaydır, arpadır, yulaftır bunları yok. Dolayısıyla siz tarım rejimini tamamen değiştirmezseniz sulama olarak da şöyle Tuz Gölü'ndeki yağan yağış miktarı yani Konya Kapalı Havzası'na yağan yağış miktarı yıllık normal sezonda 1 milyar metreküp. 1 milyar metreküp yağış alıyor bu bölge. Ama sizin kullandığınız su 1.6 milyar metreküp. Ve bu 1 milyar metreküpün zaten yarısından fazlası buharlaşarak kayboluyor. Geri kalan da yani siz her defasında mevcut olan elinizdeki mevcut olan suyun 3 katını kullanıyorsunuz. Şimdi bu tabii flamingolar muhtemelen bizim gördüğümüz sorunun bir yüzü değil mi? Asıl bütün demek ki orada muhtemelen tahrip olan ekolojik denge var. Bu bir alarm. Bu bir alarm. Şöyle ki Tuz Gölü'nün kuluçkalama merkezinde yani flamingoların kuluçka merkezinde 27 bin yuva var. 27 bin. Bu sene o yuvaların sadece 2700 tanesi doluyor. Yani zaten mevcuttaki hayvanlar artık buraya gelmek konusunda endişeleri var. Flamingolar evet. Çok hassas hayvanlar. Yunanlar diyor belki bir daha gelmeyebilir flamingolar. En az 2 sene 3 sene gelmezler diye. Kesinlikle, kesinlikle doğru. Kesinlikle doğru ve flamingolar için dünyadaki en büyük koloni şu an Tuz Gölü kolonisi. Dünyadaki diyorum bakın. Türkiye'deki demiyorum. Dünyadaki en büyük koloni Tuz Gölü Havzası'ndaki koloni. Ama maalesef bu koloniyi kaybetmeye başlarsak yani yanı başımızda ereğli sazlı. Biz yaz ördeği derdik. İsmi yaz ördeğidir. Bilimsel adı da budur Türkiye'de. Yaz ördeği 10 sene öncesine kadar orada yürüyordu. Dik kuyruk orada yürüyordu. Şu an ereğli sazlığında 1 gram su yok. Ve maalesef hayvanlar artık nesli tükendi bunların. Yani Türkiye'ye gelmiyorlar artık.
farklı farklı bölgelere gidiyorlar. Ya dolayısıyla yani bu olaya sadece kuş olarak bakmamak lazım. Kuş olayın bir bölümü ve ekolojik dengenin sadece bir kısmı. Yani burada problem şeyden başlıyor. Yani yanlış tarım politikalarını çiftçi de kabul ediyor. Şimdi siz şeker pancarına destekleme verirseniz, siz mısıra destekleme verirseniz, siz yoncaya destekleme verirseniz çiftçi tabii ki ona yönelecek. Doğru. Ve dolayısıyla bunun da içinden çıkmaz bir hal alacak. Bu şu anki hükümetin problemi değil. Bu 50 yılın, 40 yılın sorunu zaten. Yani bu sorunun bir şekilde birinin taşın altına kafasını koyup, bırakın elini artık, kafasını koyup bu işi kökten itibaren düzeltmesi gerekiyor. Çünkü bu gerçekten inanılmaz büyük bir yıkım olacak. Yani ekolojik denge için, dünyamız için, Türkiye'miz için inanılmaz büyük bir yıkım olacak. Siz mesela Google haritalarda şöyle bir özellik var. Oradan açtığınızda işte yıllar öncesine gidip yıllar önceki görüntüleri alıp sene sene geliyorsunuz bu tarafa doğru. 1986 yılına kadar bizim bu bölgemizde inanılmaz bir göller, işte Tuz Gölü'nün tamamı su, nehirler, oraya akan nehirler, yani inanılmaz sulak bir alan. Ama siz tarım rejimini değiştirmediğinizden dolayı su çekile 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 bugünkü bu hale geldi. Yani biz ben çocukluğumda hatırlarım. El yordamıyla tulumba atarlardı. Bahçelerin önüne tulumba atarlardı ve 2 metreden 3 metreden su çıkardı. Şu anda maalesef mevcut durumdaki su 70 metre, 90 metre, 120 metrelere indi. Yani siz bugün Kızılırmak'taki bütün suyu Konya Kapalı Havzası'na aktarsanız bile 10 yılda dolduruyorsunuz çektiğiniz suyu. Anladım. Fahri Bey, sağ olun, çok teşekkür ederim. Çok önemli bir şeyin altını çizdiniz. Çok sağ olun. Ben teşekkür ederim. Çok sağ olun yayın aldığınız için. Olur mu? Rica ederim. Evet, yani şimdi ya diyorum ya, neresinden tutsan elinde kalıyor kardeşim diye. Az önce bir yorum vardı, ekrana verdim ya, flamingolar bile gidiyor diye. Flamingolar gidiyor, hayvanlar gidiyor, vahşi hayvanlar gidiyor, insanlar geliyor. Başladığım gibi yavaş yavaş sona geleyim. Hani Afganların göçünü konuşuyoruz ya Türkiye'ye. Ben de sormuştum size, yeni sonuçlara da bakayım hemen. Bir anket sorusu sordum. Sizce Afganların Türkiye'ye göçü büyük bir planın parçası mı diye. %75 evet, %25 hayır diyor. Demek ki pek çoğunuz büyük bir planın parçası olarak Afgan göçmenlerin Türkiye'ye getirildiğini ya da gelişlerine izin verildiğini düşünüyorsunuz. Neden böyle düşündüğünüz ve büyük planın ne olduğunu da yazın yorumlara lütfen. Bu arada tabii bu konuda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Twitter'ı dünden beri çok konuşuldu. Enteresan, hem Türkçe hem İngilizce yazdı. Dünyaya sesleniyorum. Beni Erdoğan'la karıştırmayın. Kuvayi Milliye geleneğinden geliyorum. Kimse kaçtığı yere askerimi bekçi. Ülkemi de mültecileri açık hapishane yapamaz. Ben haram yemedim. Geliyoruz ve şimdiden söyleyeyim. Çok çetin müzakereler sizi bekliyor. Yok öyle diye yazdı Kemal Kılıçdaroğlu. İngilizce de yazdı. İngilizce yazması önemli. Biraz şey havasına girdi CHP. Ve İYİ Parti'de aslında Millet İttifakı, hani artık bu iktidarın sonu geliyor ve iktidara biz geçeceğiz. Hani bunun farkındayız, bunun sorumluluğunu alıyoruz. Dünyaya da mesaj yolluyor. Bu Kanal İstanbul konusunda da mesaj yollamıştı ya Kemal Kılıçdaroğlu. Sakın yatırım yapmayın ödemeyiz diye uluslararası yatırımcılara. Hani böyle bir bu söylemleri daha çok kullandığını görüyoruz Kemal Kılıçdaroğlu'nun. Burada bütün anlaşmalara değmiş işte. Bu iade anlaşmasına, üçüncü ülkelerden gelen göçmenlerin iade anlaşması, Avrupa Birliği Türkiye arasında imzalanmış olan Suriyeli göçmenler anlaşması, bunların hepsini diyor revize edeceğiz. Ona göre diyor. Ve bu İngilizce'de paylaşmış olduğu tweet, bakın 33 bin kere likelanmış işte, retweet edilmiş falan filan. Dünyaya da bu mesajın veriliyor olması Kılıçdaroğlu tarafından en şey, altı çizilmeli yani her anlamda bir siyasi mesaj olarak. Muhalefetin durduğu yer ve üstlenmeye başladığı yeni, nasıl diyelim artık, politik duruş olarak üzerine bakmak lazım. Tabii tam da bu sırada AK Partili Ali İhsan Yavuz, İstanbul seçimlerinin ismiydi Ali İhsan Yavuz, tekrarlanan seçimleri. İşte hani hiçbir şey olmadıysa bile bir şeyler oldu deyip seçimi tekrarlattı ya CHP'nin, yani Ekrem İmamoğlu'nun kazanmış olabileceğine kani olmadı, bir şeyler oldu deyip seçimi tekrarlatmıştı. Bu erken seçim meselesi sorulmuş. Şimdi tabii Ali İhsan Yavuz şu anda AK Parti Genel Başkan Yardımcısı. Enteresan bir şey söylemiş.
Diyor ki ya işte hep erken seçim yapalım diye yaygara koparıyor CHP, yapsa ne olacak diyor, her seferinde kaybediyor diyor. Muharrem İnce'nin dediği gibi diyor, bir de Muharrem İnce'ye şey veriyor. Öte yandan diyor ki Cumhurbaşkanı neden seçim kararı alsın, böyle bir hakkı var da niye alsın? Zaten şu anki görüntüye göre yine seçim olsa Cumhur İttifakı'nın destekleyeceği aday, yani Cumhurbaşkanımız Sayın Tayyip Erdoğan yeni yürütmenin başı olacak. Anketler bunu gösteriyor. Yani herhangi bir anket var mı böyle Cumhurbaşkanı gibi yüzde yaklaşan diyor. Diyor ki kaldı ki seçime gidilmesi halinde Sayın Cumhurbaşkanımız kendi siyasi hayatını, siyasi ömrünü de bir anlamda azaltmış oluyor. Demek ki nereden bakarsanız bakın Sayın Cumhurbaşkanımızın da seçim kararı alması asla kata muhtemel gözükmüyor diyor. Şimdi bu açıklaması enteresan çünkü şöyle bir tartışma var. Cumhurbaşkanı görev süresi doluyor mu, dolmuyor mu? Normalde bu işte Cumhurbaşkanlığı sisteminde iki şey yapabilecek, iki dönem yapabilecek ya Cumhurbaşkanı. Erdoğan kaç dönemdir Cumhurbaşkanı? İkinci dönemi doluyor aslında şu anda. Dolayısıyla diyorlar ki hukukçular aslında şu anda Cumhurbaşkanı görev süresi doldu. 2023'te seçim olursa bir daha aday olamaz diyorlar. Fakat Mehmet Uçum, AK Parti'nin stratejistlerinden bir tanesi, hukukçu. Mehmet Uçum da diyor ki başka AK Partilerde yok. O ilk dönem sayılmaz. İlk Cumhurbaşkanlığı dönemi sayılmaz. Çünkü o zaman daha Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçilmemişti. Anayasa yapılmamıştı. O dönem sayılmaz. Bu dönem ilk dönemi sayılır. Onun için 2023'te yine aday olabilir diyor. Bir de tabii şöyle diyenler var. Yok, 2023'te yeniden aday olamaz. Onun için erken seçime gider. Çünkü erken seçime gider ise bir dönem daha aday olabiliyor. Erken seçime giderse işte 2022'de seçim yaparsa seçim erken olduğu bir dönem daha aday olabilir. Onun için erken seçime gidecek diyenler var. Dolayısıyla şimdi Ali İhsan Yavuz açıklamalarıyla yine bir boyut getirmiş. Buradan nasıl anlarsanız hani şunu mu demek istiyor Sayın Yavuz? Bir daha aday olamaz mı demek istemiş? Hani ondan ömrünü kısaltır mı demek istiyor? Yoksa hani iki daha bu birinci dönemi, birinci dönemini kısaltmak istemiyor. Daha ikinci dönemi var bu işin mi demek istemiş. Şimdi bir daha aday olabilecek mi, aday olamayacak mı aslında? Bu tartışmaların da yavaş yavaş başladığını görüyoruz. Ya da göreceğiz, öyle görünüyor. Diyorum valla bugün güzel, uzun bir yayın oldu. Ama tabii çok başlık vardı, çok konu vardı. Bir de hafta sonu yayın yapmayınca böyle oldu. Diyorum, toparlıyorum. Yarın görüşürüz.